İyi akşamlar arkadaşlar. 20 Haziran Salı. Ben Filiz İsili. Evet, bugün çok özel iki konuğum var. Bir tanesi Kader arkadaşımız, diğeri çok değerli bir sanatçı konuğumuz var. Onları misafir edeceğiz sayfamızda. Biliyorsunuz Kansersiz Hayatlar platformu olarak biz motivasyona çok önem veriyoruz. Tedavinin %35'i ilaçsa %65'i motivasyondur. Bugün onu sizlerle yapacağız. Sevgili konuğum Tamer Coşkun, diğer bir adıyla, sahne adıyla Hero Bero konuğumuz. Kanser hastalarına, özellikle İstanbul'daki arkadaşlarımıza güzel sürprizleri var kendisinin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Evet, konuklarımın gelmesini bekliyorum. Biliyorsunuz ben yayınlarımı genellikle cuma günleri açıyordum. Bugün spontane bir yayın açmamız gerekti. Çünkü cumartesi günü sevgili konuğumun Profilo Kültür Merkezi'nde Son Sözü Karım Söyler adlı bir gösterisi olacak. Evet, Tuğba arkadaşımız da geldi. Hemen yayına alıyorum. Evet, yayın sonuna doğru Tuğba arkadaşımla ben de sürecimiz hakkında konuşacağız sizinle. Hoş geldin Tuğbacığım, Hoş nasılsın? bulduk canım benim, iyiyim. Sen nasılsın? Sesim Ben geliyor de mu? iyiyim. Evet, çok güzel geliyor ve sen de çok güzelsin. Çok Hoş teşekkür olmuşum. ediyorum. Ben senin Her enerjine zaman çok gibi. teşekkür ediyorum. Nasılsın? Galiba Tamer Bey de burada. Biraz önce gördüm katıldığını. Evet, ben de Umarım gördüm. herkes çok iyidir. Herkese iyi akşamlar Evet. bu arada. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlarımı da görüyorum. Hatta tatildeyken bile şu anda katılım sağlıyorlar. Kalben çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanında oldular. Evet, Tamer Bey de yayına katıldı. Ben hemen alıyorum onu. Tamam. Güzel bir yayın olsun. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz efendim. Teşekkür Sizler nasılsınız? Vallahi ben şu an bir yerdeyim. Ama söz verdiğim için yayındayım. Çok teşekkür ederiz. Çok Tamam. teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Vallahi çok çok iyiyiz. Her şey Ben yolunda. seni gerçekten çok iyi gördüm bu arada. Ya çok teşekkür ederim. Enerjin çok yüksek. Böyle devam Elimden etsin geleni yapmaya bence. çalışıyorum. Aynen. Elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor işleriniz, güçleriniz? Biz tedaviyle devam ediyoruz Tamer Bey. Her Evet. ikimiz de level atladığımız için ortak bir noktamız Evet. var. Yani genelde bu level atlamayı bizim 3 aylık ya da 6 aylık kontrollerimiz var. 3 aydan 6 aya Evet. atladık diye düşünüyorlar. Ama Daha biz 4. atlayamadık. evreye level Tamamen ne zaman atladık. sıfırlanacak peki? Ama Bence sıfırlanacak. Öyle hissediyorum. ben de öyle İnşallah biz de hissediyorum. oyunla mücadele ediyoruz. Umarım sıfırlanacak. Biz de normal hayatımıza döneceğiz diye ümit ediyoruz. Bence Ama şu var. döneceksiniz normal hayatınıza. Bence. O enerjiyi çok Şu iyi aldım. var. Çok Kesinlikle. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yayın açarken de söyledim. Tedavinin %35'i ilaçsa %65'i motivasyondur. Bu Kesinlikle. platformun kuruluş amacı da zaten kanser tanısı almış arkadaşlarımızın elinden tutmak, onlara yardımcı olmak. Yani belki maddi olarak bir yardımcı olamıyoruz ama moral olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tuğba arkadaşım da ben de 4. evre, yani bu metastaz tanısı almamıza rağmen yakın zamanda aldık. Hiçbir şekilde motivasyonumuzu bozmuyoruz. Hayat devam ediyor. Daha Kesinlikle. sağlam adımlarla basmaya çalışıyoruz. Arkadaş, bunu da anlatmak gerekirmiş diye düşünüyorum ben şahsen.
Dördüncü evrede bu bizim hikayemiz. Evet. Öncelikle bence farkında olabilmek, farkında olduktan sonra da süreç daha kolay ilerlediğini ben kendi adıma gözlemledim. Şu anda mesela saçımı yapabiliyor olmak, toka bile takabiliyor olmak çok kıymetli benim için. Çünkü kanserle birlikte birçok şeyi de kaybediyoruz. Bir de birazcık süs dolunca hepsi böyle bayağı bir zorumuza gidiyor. Sen bayağı bir süslüydün çünkü. Evet, çok süslüydüm. Ben Tamar Bey, ben ameliyata maşalı falan gittim yalnız. Ameliyattan uyandım. Herkes benim sağlığım tabii endişeliler, ailem, sevdiklerim. Ben BB kremim ve hızmamı sormuşum. Yani hayata hep bir şekilde tutulmaya çalıştım. Kemoterapiye giderken çok zordu ama hep rengarenk ojeler sürdüm. Bir şekilde kendimi motive etmeyi başarabildim. O yüzden de şimdi dilimiz döndüğü kadar işte başta Filiz Hanım olmak üzere biz aslında hiç canlı bir araya gelmedik bu arada. Ama sanki böyle yan yana tüm sürecimizi birlikte yaşamışçasına birbirimizi çok seviyoruz. Çünkü aynı yoldan geçtik. Nefes almak bizim için şu anda çok kıymetli. Umarım da yakın bir tarihte buluşuyor olacağız. Birazdan siz açıklarsınız onu da. Evet. O yüzden evet. Yani biz aslında burada DM üzerinden bir şekilde bize ulaşıyorlar. Yani hepimizin hikayesi var. O yüzden dilimiz döndüğü kadar bu yolda aslında yalnız olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. Biz yaptıysak onlar da yaparlar. Daha yeni kanser tanısı almış birisiyle karşılaştım. Çünkü 2,5 yıl sonra ilk defa saçımı yaptırmıştım. Ona da aslında dilim döndüğü kadar söyledim. Çünkü biz bütün süreci gördük. Yani biz kel olduk, kaşımız olmadı, kirpiğimiz yoktu, zayıfladık, kilo aldık. Bütün vücudumuzda yaralar çıktı. Ama yine yaşamaktan vazgeçmedik. Çünkü ne olursa olsun bu bizim hikayemiz. Nefes aldığımız sürece de devam edecek. O yüzden isterseniz sizin değerli vaktinizi almayalım. Yok estağfurullah, ben çok güzel konuşuyorsunuz. Ben çok dinlemek teşekkür ederim. Vallahi çok güzel enerji oldum ben. Çok felaket teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu platform için neler yapabilirim? Sonrasında da görüşelim. Yani her zaman gönüllü olarak yanınızda olmayı çok istiyorum. Bu bir kereliğe mahsus değil. Hani bir şey olur, bir organizasyon olur. Bana bir alo demeniz yeterli. Duyurularını yaparız, destek oluruz, sponsor buluruz. Yeter ki isteyin ve her zaman hani bunu kalben söylüyorum. Çok teşekkür sadece ederim. Bu yayında olarak değil. Hani evet girdim yayına, iki tane konuşayım, sonra çıkayım derdinde değilim. Gerçekten gönüllü olarak her zaman yanınızda olmanızı bilin. Bunu söylüyorum yani. O yüzden böyle çok moral bulacağınız, güleceğiniz, aynen. Bol bol halaylar çekebileceğiniz, tamam mı? Tamam. Çok şahane bir gösteriye davet ediyorum sizi. 24 Haziran Cumartesi Profilo Kültür Merkezi'nde. Bütün biletlerimiz tükendi ama ben sizler için bir koltuk sayısı ayırdım. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Vallahi hepinizi bekliyorum. Gelin. İnşallah bugün sağlıkla kavuşalım. Tamam, yani sonra orada da siz bir sahne alayım. Orada da bir konuşun. Bir bilgilendirin bizi. Tamam mı? Tabii ki. Bekliyorum. Bizim her zaman cumartesi görüşüyoruz o zaman. Tamam o zaman. Lütfen. Bir kişiye dokunabilmekte yatıyor bizim aslında farkındalığımız. Umarım birçok kişiye dokunuyor olacağız. Sizin vesilenize de bizim morale çok ihtiyacımız var. Kapı gıcırtısına da oynuyoruz ama bence sizin sahneniz muhteşem olacak. O günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Filiz Hanım'la da canlı sarılıyor olacağım o gün. O benim için çok kıymetli olacak o gün. Ekstradan. Yani kuliste de bekliyorum dediğim gibi sizi. Kuliste de ağırlamak isterim. Ya gerçekten çok güzel bir gösteri olacak. Yani ben orada çok efsane şeyler yapacağım. Söylüyorum tamam, size. Hazırladım. Bu kadar iddialıyım. Bu efsane şeyleri yaşayacağız sayenizde. Evet. Bekliyorum. Sadece o gün için değil, bir gün sizin için de bir organizasyon yaparız. Yani desteklerle güzel olabilir. Şeyler yapılabilir. Evet. Şimdi biz ara ara özellikle 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde balon uçurma etkinliklerimiz oluyor. 2 yıl oldu sayfayı tutalı ama küçük çaplı çünkü sponsorumuz falan olmadığı için kendi çapımızda genelde hastaneleri kullanıyorum ben onun için de. Sağ olsun onlar yardımcı oluyorlar. Meme kanseri farkındalık ayında yine bir
etkinlik planlıyoruz. İnşallah onda sizinle tekrar vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir günde sırf sizin için sahne alabilirim. Ve bütün gelimi size bağışlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Güzel bir sahne olur inşallah. Orada da şey yaparsınız. Oradan gelen gelirle de istediğiniz o etkinliği kimseden destek almadan yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Her şey mümkün. Evet. Hayat evet. Devam ediyor. Her şey o zaman mümkün. Ben cumartesi... Tamer Bey, biz 7 Haziran'da kurulduk. Kansersiz Hayatlar Platformu olarak. Evet. 7 Haziran bizim doğum günümüzdü diyeyim artık. 2 yıl oldu. Evet. Bize kanser tanısı alan, bu platforma üye olan tüm arkadaşlarımızın en azından bir doğum gününü kutlamış olduk sizin sayenizde. Evet. O gün cumartesi günü tüm arkadaşları bekliyoruz. Evet. İstanbul'da olan herkesi bekliyoruz cumartesi günü sahneye. Sadece bana isim bildirmeniz yeter. Tabii. Teşekkür. Yayından sonra iletişimde oluruz. Tamam. Öpüyorum hepinizi. Beni aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, baş başa kaldık Filiz'im. Ay tatlım, ne yapıyorsun? O da yakışıklım benim. Sipariş veriyor. Yani. Tamam oğlum, abla. Bu arada Filiz'cim, senin izninle yayına katılan arkadaşlarıma teker teker çok teşekkür ediyorum. İsimleri görmeye çalışıyorum ama kalben teşekkür ettiklerimi hissetmelerini istiyorum. Bir de bir mesaj gördüm, kirpiklerimi yeni kaybettim diye. Hiç üzülme bir tanem. Bak ben saçımı kaybettim, kaşımı, kirpimi hepsi geldi. Bak nasıl yapıyoruz, makyajımızdan da eksik kalmıyoruz yalnız. Hepsi yerine gelecek arkadaşım, Kadir arkadaşımız. Ay ne kadar güzel bir oyuncak bu. Bayıldım. Kendim yaptım. Hakiki kendim mi yaptın? Harikasın. Legolardan yaptı o. Bunu daha sonra görüşebilir miyiz Tuğba teyzeyle? Olur. Gidiyoruz ama. Evet, tamam. Tabii ki diyebilirsin. Evet. Bundan daha bir filo var. Tamam. Teşekkür ederim oğlum. Götürebilirsin. İstersen birazcık bize müsaade et. Biz anneyle sohbet edelim. Ardından kaldığınız yerden devam edersiniz. Olur mu? Evet. Tekrardan hatırlatalım istersen. Cumartesi günüydü değil mi? Cumartesi günü Profilo Kültür Merkezi saat 20'de. Evet. Son sözü söylerle. Bero'yu evet. İzleyeceğiz. İzleyeceğiz. DM'den bize katılmak isteyen arkadaşlar yazabilirler, evet. Kansersiz Hayatlara. Oradan biz listemizi düzenleyeceğiz. Tamer Bey'e göndereceğiz listemizi. Evet. Cumartesi günü orada buluşmak ümidiyle diyorum arkadaşlarımıza. Evet. Canlıda evet. Tanışıyor da oluruz. Sıkı sıkı evet. Da sarılıp birbirimizden tekrardan güç almaya devam ederiz inşallah. Cumartesi günü müsait olan herkesi Profilo Bakırköy'de galiba değil mi? Doğru evet. Biliyorum. Mecidiyeköy'de. Mecidiyeköy'de çok özür dilerim. Mecidiyeköy'deki Profilo'da oluyor olacağız. Kulise de davet etti. Artık orada da onu ziyaret ediyor oluruz. Umarım keyifli bir gün geçiririz. Çünkü gerçekten moral bizim için çok önemli. Biz çok ağır ilaçlar aldık ama doktorumun söylediği her zaman aklımda. Ben sana en ağır, en iyi ilaçları da veririm. Ama senin moralin iyi olmadığı sürece sen iyileşemezsin derdi. Ama ben her zaman bir deli yanımla hastaneye gittiğim için inancımız çoktu. Önce kendime çok inandım. Sonra yaşama tutundum ve sevdiklerimle birlikte birazcık inatçı bir sevgim var. O yüzden buralara kadar geldiğimizi düşünüyorum. Bugün böyle tekrardan senin için de çok özür diliyorum, bir arama geldi. Çok sevdiğim birisi aradı ama. Makyaj yaparken de şükrettim. Ya aslında konuya istersen birazcık girelim. Nasıl buraya kadar geldik? Hani çok da kolay olmadı aslında. Kesinlikle kolay olmadı. Zaten arkadaşlar benim sürecimi az çok biliyorlar. Evet. Ben 2019 yılında başladım süreci. Tesadüfen diyeyim. Ben de
Aslında bir tarif değildi. Bunu vücut bana bir takım belirtileri gösteriyordu. Ama bu belirtileri bilmediğim için ya da kanser, meme kanseri olacağım fikri hiçbir şekilde aklıma gelmediği için yorumlayamadım. Belki 40 yaşında bir mamografi çektirmiş olsaydım daha erken bir evrede yakalayacaktım. Akabinde meme başında çekintiler, sol memede özellikle bir çekinti olmuştu. Bunu hiçbir şekilde düşünmedim. Ta ki pirenin beni ısırmasıyla sağ memeyi kaşıyarak, sıkarak kaşımışım ki 3 damla kan görerek ben sürecim başladım. Benim de akıntı gelmişti. Benim kırmızı değildi, kahverengiydi. Oradan sonra kırmızı alarm benim de o günden sonra çalmıştı. Ben de çok demektir ki meme başında çekinti varsa, kan geliyorsa, elinize gelen bir kitle varsa, yağ bezesi, memede portakal görünümü varsa, türlük varsa, memede renk değişimi varsa, iki meme arasında simetrisinde bir farklılık varsa, büyüklük küçüklük olarak bir farklılık varsa mutlaka genel cerraha gidiyoruz. Kesinlikle. Onu da söyleyeyim. Genel cerrah. Lütfen ertelemeyin. Bizim yaptıklarımızı yapmayın. Şu an var ya Filiz'cim, etrafımda kim varsa, bu arada sadece kadınlarda kanser olmuyor. Yani erkeklerden de kanser olan hastalarımız var. İletişimde olduğumuz için biz artık onkoloji bölümünü ben şöyle özetliyorum. O kadar yoğun bir tempo içerisinde çalışıyormuşuz ki bana sorduğunda bundan çok önce ben onkolojiyle ilgili hiçbir bilgi sahibi değilmişim. Ama şöyle ifade ediyorum. Aslında hayat akarken 15 dakikada o onkoloji bölümünde bir bulunsak artık biz neye koşturuyoruz diyebiliriz yani. Çünkü bambaşka bir bölüm. Ne baş ağrısına benziyor ne karın ağrısına benziyor. Çok farklı bir bölüm. Bizim hiç düşmanımız yok ama ben şöyle diyorum. Karşı taraf beni düşman olarak bile görüyorsa ona bile vermesin. Çok farklı bir mücadele. Buraya kadar gelmek kolay değildi. Senin de, ben de ve bizim bu ailemizde katılan herkes de aslında kader arkadaşıyız. O yüzden de aynı dili konuşuyoruz. Perdenin arkasında çok fazla mücadele var. Biz hep iyi taraflarımızı göstermeye çalıştık ki hani sen de yaparsın. Biz yaptıysak sen de yaparsın. Hep ayağa kaldırmaya çalıştık. Umarım bu gece de benim hedefim öyle. Bir kişiye bile dokunabiliyorsam ben rahat uyuyorum. Çünkü onu şifalandırdıkça kendim de şifalanıyorum hissine kapılıyorum. Çünkü bu yolculukta çok bambaşka farkındalıklarla yüzleştim. Zaten o ilk durağa geçtikten sonra iyileşme başlıyor gibi görüyorum ben. Benim en kabul edemediğim şey meme kaybı değildi. Bilmiyorum senin nasıldı? Benim sol meme yok. Bunu her zaman söylüyorum aşkım, zaten. Hiçbir şekilde aşkım, benim de sağ meme yok. Birbirimize eksik taraflarını tamamlayalım bence. Kesinlikle. Ben mesela şey oldu. Birçok doktorla falan genel cerrahlarla karşılaştığım zaman bana şey söylüyorlardı. İşte sırt kasından meme yapalım, işte karın yağ dokusundan meme yapalım gibi ya da protez şeyi. Ben sütyenin içerisine konan protezi bile almadım. Kabul etmedin değil mi? Hiçbir şekilde kabul etmedim. Bir gün Alper Hocam bana şeyi söylemişti. Artık 3 yıl geçti. En azından bir protez kullansan, herkes senin meme kanseri olduğunu bilmek zorunda durumunda değil demişti. Eğer ki dedim o bakışı hissedersem, hani değişik bakışları hissedersem ya da öyle bir sorma durumu olursa direkt söylerim. Ben meme kanseriyim, benim sol meme yok. Siz erken davranın. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz ya. Siz erken davranın derim. En azından meme kanserini anlatır bir farkındalık yaparım. Onun için hiçbir şekilde ben kullanmıyorum. Bir gün bir arkadaşla konuşurken hep şunu söylüyorum ben. Kanserde hani bir olayın %99 kötü tarafı varsa %1'lik de iyi tarafı vardır diyorum. İki meme de alınmış arkadaşın. Ya dedi iki meme de alındı. Bunun dedi %1'lik iyi tarafı nedir ki dedi. Evet. Senin dedim sütyen fiyatlarından haberin yok galiba. Daha çok rahatlık var da şimdi çok da çok açık vermeyelim. Aslında gerçekten artıları var. Aslında şöyle işin şakası ben şöyle diyorum. Biz aslında memeden ibaret değiliz.
Biz değişmedik. Saçımızı kaybettiğimizde de bizdik. Yani kaş, kirpik vesaire, evet çok zordu. Gerçekten benim en zorlandığım şey meme kaybı değildi. Saç kaybıydı. Peruk da takamadım, kabul edemedim. Çok zorlandım. Bone taktığım olmadı, şapka taktığım olmadı. Yani bir şekilde o süreci yönetmeye çalıştım. Sonra çok kısa böyle hani 3 numara şeklindeyken dedim ki kontrolüme yürüyerek gideceğim. Çok da yakındı hastanemiz. İlk adım attım geri geldim. Dedim ki çıktım Tuğba. Sonra o gün yani o kadar farklı duygular içerisinde hastaneye gittim ki. Sonra hatta Taylan hocam şey dedi. Sakın bir daha bone takmıyorsun. Ya nasıl bir tarz olmuşsun? Bunun dosyasını getirin, bu hasta mıydı diye. Böyle tatlı bir iltifatta bulunmuştu. Bu arada güzel söz çok kıymetli. Sihirli sözlerin şifalandırdığını düşünüyorum. Bize hasta gözüyle aslında bakmayan herkese de buradan çok teşekkür ediyorum. Herkesin aslında bir hikayesi var. Sadece bizimkinin biraz ismi kötü, ürkütücü, ama biz de onu tatlı hale getiriyoruz diyelim. Onu kabulleniyoruz diyelim artık. Evet. Kabullenmek zaten birçok şeyin üstesinden geliyor da. Önemli olan kabullenebilmek. Kesinlikle. Önemli olan hayatın evet. Devam ettiğini bilmek. Aynen. Nefes alıyoruz. Kesinlikle. Bize ait tek şey nefes almak. Bugün bir tanesi diyor ki ya şu şekilde beslenirsen, şu şekilde şunu yaparsan işte daha iyi olur. Hayır, yani benim ömrüme ömür katmaz. Zaten benim sürem belli. Kesinlikle. Sadece bağışıklık sistemim daha güçlü olabilir, enerji durumum daha iyi olabilir. Ama benim ömrüme ömür katmaz. Benim yazılmıştı bir tarihim. Evet. O tarihin yazıldığına göre ben karalı bağlamaktansa anımı güzel yaşarım. Kesinlikle. Anda kalırım, mutlu olmaya bakarım. Dün mesela seninle konuştuk ya, ben normalde pet randevusu almak için gittim. Evet. Yanımda çocuklarım. Hadi dedik ya, arkadaşla kaldık. Kader arkadaşım, ilk defa evinde kalıyorum. Hadi dedik bugün seninle vakit geçirelim. Çocuklarla vakit geçirelim. Kesinlikle. Çünkü elimizde sadece bugün var. Aldık elimize çayımızı. Geçtik sahile, oturduk sahilde, çayımızı içtik, çocuklar parkta eğlendiler, bitti. Yani bugün. Bu anı değerlendirdik. Anda kalmayı öğretti hayat bize. Şimdi de gerçekten sevdiklerim onu söylüyorum. Artık uzun vadeli planlar yapmıyorum. Yani bakıyorum, bir de artık şunu yapıyorum ben Filiz'cim, kendime soruyorum. Yani doktorum bana, beni tanımıyordu, şu cümlesi beni sirkeledi ve kendime geldim. Dedi ki, önceliğin hep işin olmuş, önceliğin başkaları olmuş. Yani sen kendine geç kalmışsın. Orada böyle kendimi bir silkeledim. O günden sonra evet sana bir söz veriyorum ya da programlı çalışıyorum. Ama o gün geldiğinde sabah uyandığım için şükrediyorum. Onlar da kendime soruyorum. Tuğba, bugün buraya gitmek istiyor musun? Çünkü elimde sadece bugün olduğunu ben gördüm. Yani evet. O ameliyatın olduğu gün. Ölümle yaşam arasında kalmanın ne demek olduğunu, bir de ilk operasyonunda kasın altına yerleştirilmiş, derim ince kalmış operasyonda. Sağ kolumu kullanamadım, yürüyemedim, konuşamadım. Ya ben şöyle dedim sonra kendi kendime, ya vücut nasıl muazzam bir şey ve sadece memenin olmayışı nasıl bu kadar etkileyebilir? Her şey durdu. Aslında şöyle bir şey var. İnsan vücudunda İki tane meme var. Onu bir tarafa bırakıyorum. Evet. Ben bunu arkadaşlarla konuşurken hep söylüyorum. Evet. İki tane gözümüz var. İki tane kulağımız var. İki tane böbreğimiz var. İki evet. tane ayak, iki tane kolumuz var. Bunlardan bir tanesini kaybettiğimiz zaman yaşayacağımız sıkıntılar, yokluk hissi. Bir memeyi kaybettiğimiz zaman eşdeğer midir? Aynı kefeye koyabilir evet. miyiz? Evet. Bunu sorgulayın diyorum. Bunu kendinize bir sorun. Ondan sonra üzülmeye bakın. Evet. Öbür tarafta ben tamam protez, kol protez, bacak var, ona bir şey demiyorum. Ama o da sonuçta. Tamam, meme içinde bir takım şeyler var. Çok. Protez evet. yapılabilir. Karın yağ dokusundan yapılabilir. Onun da alternatifleri var. Bana da kilo alırsan kilodan meme yaparım diyor. Dedim hocam meme için kilo alamam. Böyle iyi. Onun için ben hiçbir şekilde
yaklaşık 3,5 yıldan beri sol meme yok. Sıkıntı da etmiyorum. Eden arkadaşlarla elimden geldiğince moral olmaya çalışıyorum. Evet. Bir arkadaşım şöyle söylemişti. Filiz bunu başardıysa ben de başarırım. Kesinlikle. Ben de kesinlikle protez istemiyorum. Vücutta herhangi bir şey istemiyorum. Evet. Dedi. Hala çok mutlu bir arkadaşımız. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum. İkimiz de hemen hemen aynı zamanlarda level atladık. Neler istedin? Korkmuyorum artık hiçbir şeyden Filiz. Yani ilk şöyle hikayem başladığında ben öğrencilerimden öğlene kadar dersime girmiştim. Daha sonra gittiğimde ben şöyle dedim. Ya zaten evet ya, iki meme arasında fark var. Konduramadığım bir sahne ama gideceğim. Bana farklı bir tedavi yöntemi söyleyip geri geleceğimi düşündüm. Ama ben o günden sonra geri gelemedim. O gün Türk filmi gibi sen bir de yüzüme karşı, bir de tek başımayım. Sen kansersin dediğinde dünya yıkıldı, ağladım, çok kötü oldum. Yani her şeyi düşündüm. Ama sonraki süreçte, bu arada 2 ay falan oldu herhalde ameliyat olalı. Ama ben fıldır fıldırım. Yani artık çok normal geliyor bana. Ve gerçekten çok şükür. Kimden geldiğini biliyorum. Hiçbir zaman isyan etmedim. Bu benim hikayem olduğunu düşünüyorum. Bence hayata gelme amacımız farklı. Bu öğretiyi öğrenene kadar, anlayana kadar da bu hikaye devam edecekti. Ben artık anladığım noktada iyileşmeye başladım. Yani her aynaya baktığımda aha diyorum kaşım iyice dolmaya başladı, kirpik çıktı, saç geldi derken evet bir gerçek var, yok artık bir uzuv kaybı var, geri gelmiyor. Keşke diyorum ki, keşke demek istemiyorum ama diyorum ki benim tecrübe klasörü çok doldu. Sadece sevdiklerimize şunu söylemek istiyorum, benim dışımda, senin dışında biz artık yolumuzu yarıladık. Hani bazı insanları kendi durağında bırakmak lazım ya, ben aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bir şeylerimizi kaybetmeden farkına varalım. Hani sen de biraz önce dedin ya erken farkındalık her zaman hayat kurtarır diye. Aslında bu sanki bir sloganmış gibi geliyor. Ya benim başıma gelmezmiş gibi geliyor X insanların. Benim hikayeme bakıyorum. Bizim şu ailede böyle bir öykü yok. Sürekli doktorlar diyor ki kimi getirdin kızım çok gençsin. Ya bu yaşlı ya da genç değil. Beni de bu buldu. Onu da bulabilir. Ama şu, ben şunu itirafını ediyorum. Evet, iki meme arasında fark vardı. Ben öteledim. Ya olmaz dedim, konduramadım vesaire. Ben artık çevreme şunu söylüyorum. Vücudunda bir farklılık varsa. Bu arada sadece memeden bahsediyoruz ama bizim hikayemiz olduğu için. Örnek veriyorum. Bence vücudumuz çok muazzam bir şey. İnanılmaz bir fabrika. Diyelim ki rutinde senin başın ağrımıyor. Eğer o hafta içerisinde başın ağrıyorsa bunun peşine düş diyorum artık. İlaç içiyorsan geçmiyorsa kesinlikle. Ya git ya yani gerçekten kendinizi ihmal etmeyin. Yani dilim döndüğü kadar da bunu söyleyeceğim. Son nefesime kadar kendinizi ihmal etmeyin. Evet her şey olacağına varır ama bu beden de bize emanet edilmiş. Biz uzuv kaybı yaşadığımız için daha derinden aslında çok da detaylı konular var ama bu bir iki saatlik konuşulacak şeyler değil. Ama umarım bir kişiye bile şu anda bu gece dokunabiliyoruzdur. Kendine bir rahatsızlık varsa, kolu ağrıyorsa, bacağı ağrıyorsa, ya karnım da ağrıyordu bir haftadır diyorsa mutlaka randevusunu alsın ve önlemlerini alsın diyorum ben kendi adıma. Kesinlikle. Zaten platformun da amacı bu. O evet. Bir kişiye dokunabilmek. Yüreğine dokunabilmek. Evet. Amacımız o. Kesinlikle. Bu sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin neresinde tabii olursa ki. Olsun, evet. Dünyanın neresinde evet. Olursa olsun, evet. Bize ulaşan, bana ulaşan herkese elim uzatıyorum. Ben de. Bir telefona kadar uzağım diyorum. Belki şu son zamanlarda çok fazla arkadaşlarla görüşemiyorum. O ayrı mesele ama bir dakika. Evet. Çok da güzel insanlar katılıyor. Herkese selam olsun. Şimdi birinizin ismini söyleyeyim, diğerini söyleyemem diye çok kaygı içerisindeyim. Ama kalben onları çok sevdiğimi iletmek istiyorum. Filiz'cim bir ilaçla ilgili bir şey geçti ama ben okuyamadım. Sen okuyabildin mi? İlaçla geçmeyen ağrılar çok ciddiye alınmalı demiş arkadaşımız. Gerçekten öyle. Evet. Ben mesela metastaz tanısı aldığım zaman sadece CA15-3'ün referans dışı çıkmasıyla aldım. Ondan öncesinde bel fıtığım vardı. Bel fıtığı ağrısı vardı ama ilaç içiyordum.
geçiyordu yani. Pek o kadar şey yapmadık. Sadece o referans dışı çıkmasıyla bizim pet çektirmemizde bel fıtığım L5'te, L5 noktasında tutulum vardı. S3 vardı. Bir de karaciğerde vardı ki karaciğerde hiçbir belirti göstermemişti zaten. Bazen hani şanslı olabiliyoruz. Mesela şu an isim vereceğim ben. Gül arkadaşımız var. Gül Altıparmak. Gerçekten benim şansımdı. İki tane doktorum gerçekten şansımdı ki onlar ben Filiz yani o kadar güzel insanlara denk geldim ki. Gerçekten hepsinden Allah tek tek razı olsun. Yalnız olmadığını bilmek çok kıymetli bir şey. Ben aslında sevildiğimi biliyordum bu arada. Ama bu kadar sevildiğimi tahmin etmezdim. Gerçekten hepsine kalıcı sağlık diliyorum. Bildiğim bilmediğim nerede hikayesi olan, derdi olan varsa da hep onlara dua ediyorum. Çünkü biz gerçekten diyorum ya o ikinci nefesi bize verdi. Biz o çok kıymetli bizim için. Umarım herkese kalıcı sağlık olur. Buraya da katılanlara da çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten bizleri yalnız bırakmadıkları için. Ben mesela tanıyı aldığım gün sadece CD'yi almak için gidiyordum ama iki doktorum haberleşmiş. Gül Altıparmak, Selis Tunel, Aslı Gencel hepsi arka sarkı planda. İzabella. Gerçekten ikinci tanıyı aldığım zaman metastaz tanısı aldığımda hiç üzülmedim. Hiç. Çünkü artık korkum benim yok yanımda de. Gerçekten çok değerli arkadaşlarım vardı. Bunun haricinde dua gönderen o kadar çok arkadaşımız var ki. Çok fazla var. Bunlardan hepsinden Allah razı olsun. Yani ilk dua ki, en büyük güç olarak görüyorum. Koymuşuz ben zaten. Evet ya. Bu güzel sayesinde. Gerçekten çok teşekkür ederiz sana. Ben size teşekkür ederim. Bugün bu güzelliği Tamer Bey ile tanışmamıza vesile olduğun için de ben ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlar vardır. Söylemek istiyorum. Tekrarlayalım istersen. Evet. Sevgili komedyen Tamer Coşkun'un Bakırköy'e taktın. Mecidiyeköy Kültür Merkezi, Profilo Kültür Merkezi'nde 24 Haziran Cumartesi saat 20'de son sözü Karım Söyler. Karım Söyler, evet. Biz yapmanız gereken DM'den bize mesaj atmanız kendisine. Biliyorum değil. Bir göndereceğim. Özel bir kontenjan hazırladı bizim için. Evet. Onu da duyurmak istiyorum. Özellikle evet. İstanbul'daki arkadaşlarımıza. Aynen. İstanbul'dakileri bekliyoruz. O gün biz de sağlıkla orada olacağız. İstanbul'dan gelmek isteyen olan arkadaşlar evet, gelebilir. Arkadaşları da bekliyoruz. Onu da söyleyelim. Bizim için bir buluşma olacak. Evet. Bir araya geleceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Evet. Bu arada sorusu olan varsa sorabilir. Biz çok konuşuruz çünkü biz yaşadık bunu. Sevdiklerimizi çok bazı şeyler hissettirmesek de gerçekten buralara kadar geldiğimiz için ben ikimiz adına da gurur duyuyorum. Buraya kadar gelen tüm kaderdaşlarım için de gurur duyuyorum. Çok fazla emek var. Hiçbir zaman bırakmadık. Bıraksaydık bence her şey biterdi. Öyle düşünüyorum. Şimdi biraz önce Tamer Bey'le konuşurken sen önceden de çok istiyordun dedi. Hayır, ben tam tersiydim. Son tanıyı almadan önceki 7 yılım benim boş bir yaşantıydı diyebilirim. Yani ev, okul, market arasında giden, görüştüğüm insan sayısı bir elin beş parmağını geçmeyen bir yaşam tarzıydı benim için. Tanıyı aldıktan sonra sosyalleştim diye. Tanıyı aldıktan sonra evet kesinlikle yani önceki halime geldim diyeyim. O 7 yılı bir tarafa attım. Tanıyı aldıktan sonra sosyal bir yaşantımız oldu. Süpersin. Daim olsun. Senin saçların bayağı daha uzun değil mi? Şimdi omuzlarında kestirdim aslında saçlarımı. Sürekli olarak kestiriyorum. Evet. Ya ben Filiz inanır mısın gerçekten yani hangi kelimeyi yan yana getireceğimi bilmiyorum ama ya şu saçı görüyor olmak o kadar kıymetli ki benim için. Ben çok üzüldüm saçı kaybettiğimde. Yani bir de bu arada benim konuşamadık çok detaylı. Babam benim erkek kuaförü. Hayatının en zor tıraşını yaptı o gece. Hatta çok da kıymetli bir arkadaşımız vardı Sonay. Annem ve ben beni ikna ediyorlar, konuşuyorlar ama yani ya algılarım
kapalı. Ya diyorum ki o benim yani, bana ait bir saçım. Yani alamazsınız. Ama sonra tabii ki kabul edip tıraş olmuştum. O günden sonra da sadece bir iki gün falan böyle bayağı dedim ki herhalde buraya kadar tatlı kız dedim. Ama sonra tekrardan ayağa kalktım. O günden sonra da hiç böyle bırakmadım kendimi. Çok şükür bugüne. Yani gerçekten ne kadar şükürse az. Gerçekten herkes sağlıklı olmanın kıymetini bilsin istiyorum. Her şey yerine geliyor. Özel hayat, ilişkiler, iş hayatı, çocuklarımız, yakın çevremiz, her şey yerine geldiğini ben birebir hepsinin bedelini ödediğim için bu kadar rahat söylüyorum. Ama Esmi'yle tanı almadan önceki Tuğba'yla tanı aldıktan sonraki Tuğba'nın hayata bakış açısı değişti ama. Çok değişti. İnsanlara bakış açısı değişti. Çok değişti. Bu Filiz için de geçerli kesinlikle. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Bakış açımız değişti. En ufak şeyden zevk almaya başladık, mutluluk duymaya başladık. Yani bir çiçeğin güzelliğini daha iyi anlamaya başladık diyeyim. Evet. Yani bir parkta gördüğümüz bir çiçeğin, bugün mesela öyle oldu, arkadaşla konuşuyorum ya, renk desem pembe desem pembe değil, lila desem lila değil. O kadar güzel bir rengi var ki belki önceden hiç buna dikkat etmeyecektim. Değil mi? Esra hocam çok teşekkür ederim. Meslektaşım da o kadar kişinin yüreğine dokundun ki demiş. Gerçekten çok fazla özen gösterdim bu konuda. Çünkü aynı dili konuşuyor olmak çok kıymetli. Mesela ben Filiz'le de mesela telefonu açtığımda direkt sanki bir dakika öncesinde yan yanaymışsınız gibi, hani çünkü biliyor. Nerede kaldım biliyor. Hangi virgülden sonra nereye devam edeceğimi biliyor. O yüzden de dilim döndüğü kadar yüreklere dokunmaya çalıştım ki sizin canınız acımadan öğrenin bir şeyleri. Biz yeterince bedelimizi ödedik. Sadece kendinize iyi bakın diliyorum. Bir de şöyle bir söz var. Belki duymuşsundur sen bir tane. Hani aslında nasıl böyle oluyorsun diyorlar. Mesela geçen kuafördeki işte o bayan işte bayağı bir ağlamış, işte saçımı kaybedeceğim nasıl olacak falan, ki o bir de o kadar güzel. Şimdi biliyorsun peruklar falan daha modern, bakıldığında anlaşılmıyor. Biz internetten sipariş vermiştik. Geldiğinde ben onu taktım. Daha hasta gibi hissettirdi bana peruk. Sen takabildin mi bu arada? Ben buradan da söyleyebilirim aslında. Saçım saçın olsun diye bir platform var. Evet, evet. Ben oradan aldım ama İki ya da üç defa kullandım. Kullanamadım. Açık ben konuşmak gerekiyorsa. Bir de yani saklayacağım bir şey yok dedim. Ya utanılacak bir durum değil. Ben bu süreci yaşamam gerekiyordu dedim. Bence sadece kış ayında kelken de güzeldik ya. Sonradan sevdim ben o halini. Bir şeyim vardır. Biz kel de güzeliz diye kızımla birlikte. Evet. Hatta bir arkadaşım mesela, buradan onu anmak istiyorum. O fotoğrafı paylaştıktan sonra kızıyla birlikte video çekip bana göndermişti. Biz kel de güzeliz diye. Ya, şu an 3 yıl sonra o da rektum kanseriyle mesela mücadele ediyor. Buradan ona da kalıcı planlıyorum. Sağlık şifa üzerinde olsun inşallah. Sen öyle deyince bir tane benim de liseden Mehtap diye arkadaşım var. Hadi böyle tatlı tatlı isimler de arada vereyim. O da kapalı ama o da süslü, özen gösterir kendine. Bana, ben çünkü çok etkilendim gerçekten Filiz. Yani saç kaybına yani nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama çok şükür bugüne. Dedi ki yani gerçekten saçımı sana verebilirim Tuğba dedi. Onu o kadar derinden hissettim ki onun saçına bir şey olmasın diye ben o durumu daha hızlı kabul ettim. Dedim ki çıkacak, kökü sende. Her sabah uyanıyorduk. Ya annem bakıyordu ya babam bakıyordu. Bak kızım bir tane çıkmış. Bak şurada da var diye çok şükür bugüne. Şimdi jöleliyorum da, tokada takıyorum. Her şey bizler için. Kendinize inanmaktan vazgeçmeyin. En büyük güç inanç diyorum. O yüzden de yani şimdi kirpini kaybeden arkadaşıma da sesleniyorum. Hepsi yerine gelecek. Lütfen üzülme. Gerçekten bakın yani biz artık var yani, çok şükür. Beni de oğlum tıraş etmişti diyor bir arkadaşımızdan. Kıyamam. Şurada tüyler çıkmaya başlar ya. Evet. Sarı sarı böyle. Değil mi? Otobüs durağındayım. Yani nasıl oldu? Güneşin parlamasıyla buradaki tüylerin uzun uzun olduğunu fark ettim. Ya her gün aynaya bakıyorum zaten ama hiç fark etmedim. Eve gelinceye kadar kaç arkadaşla görüştüm. Bu geliyor mu? Hani dökülüyor mu? Yoksa işte aldırmam mı gerekecek falan? Yaş 43 ve maşallah sana hiç göstermiyorsun. Telefonla
konuşurken şeydir, eşim ve manevi oğlum var evde. Eşim dedi ki, duydu yani, tıraşın gelmiş hatun dedi. Ama ben bir kavga ettim. Öyle böyle değil. Yani öyle bir kavga etmişim ki sinirlenmişim. Eyvah. Oğlum şey söyledi. Ya dedi, anne dedi, sen dedi şey yapmazdın dedi. Hiç kendini dalga geçerdin. Kendi güzelim derdin. İşte eyvallah derdin. Evet. Benim ameliyat olmuştum o zamanlar. Hep dedi işi dalgaya vuruyorsun sen dedi. Abim dedi seninle şaka yaptı. Hayır dedim. 43 yaşına kadar dedim ben kaş bıyık kaldırmamış bir insan. Özellikle bıyık kaldırmamış bir insan kuaföre evet. gittiğinde. Şimdi dedim sakal mı aldıracağım? Değil mi? O çok beni çok zorlamıştı ama sonrasında bir normal hayata döndüm. Gerçekten hani önce bir her şey saçımızı, kirpiğimizi, kaşımızı her şeyi kaybediyoruz. Sonra bir anda çıkmaya başladığında hani böyle olmayan yerlerden de çıkıyor ama ben onu da kabul ettim. Yani gel de ben seni hallederim dedim onlara da. Gerçekten yani hani ne kadar önemliymiş insanın hani kaşının olması, kirpiğinin olması, yüzümüzü tamamlayan. Yani her şey kabul gerçekten ama olduğu gibi de kendimizi kabul etmemiz lazım ki iyileşmeye gelelim. Demek ediyorum bu süreci yaşamamız gerekiyordu, bu süreci kesinlikle. Anlatmamız gerekiyordu. Yani biraz önce dedim ya ben 5 kişiyle ancak görüşüyordum, bu tanıyı aldıktan sonra sosyal oldum. Ben platformu kurarken de Seven arkadaşımla görüşürken şeydi, demek ki diyorum yani bu hastalık bana geldiğine göre Rabbimin bildiği vardı. Biz bu platformda bir araya geldik. Demek ki bazı ruhlar bir öyledir biliyorsun. Bir amaç gördüm. Güzel tarafını gördüm. Evet. Kesinlikle. Güzel tarafını görmek lazım. Hani diyorum ya evet. kötü taraf bir olayın %99'u kötü tarafı varsa %1'lik iyi tarafı vardır. Kesinlikle. Önemli olan onu görmek. Ya zaten her olayda bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani sağlık evet ama ilişkilerde de farklı hani biliyorsun seninle konuştuk hani aldığım eğitimler de bu noktada hep böyle çember tamamlanıyor. İlişkilerde de öyle. Yani bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman gerçekten iyileşme de oluyor ya da büyük travmalar olmuyor. Bizim aslında ani şokların ardından hastalıklarla karşı karşıya geliyoruz. Ben şey diyorum hep böyle çok da güzel bir yazı okumuştum hep onu söylerim. Hani biz bazen deriz ya kötü hava yoktur. Bugün hava çok kötüdür deriz. Aslında hava olduğu gibidir diyor. Sen kötüyü ekliyorsun. İşte oradaki o kötüyü eklemeden normal hayatımıza devam edersek hiçbir şey yok aslında. Biz işte o onu yaptı, bu bunu yaptı, bu bana bunu dedi. Ya bırak desin artık diyorum ben şu tarihte. O yüzden umarım burada katılan arkadaşlarım da hiçbir şeyi kendilerine dert edinmezler. Merhaba evet. Batimimcim. Ben evet. Çünkü Instagram'ın bir saatlik yayın süresi var. Yani. Yok dolmamış. Tamam. Bizim sorularınız varsa lütfen yazın. Bu arada yayınımız YouTube kanalımızdan da Kanser Seyahatler YouTube kanalında da tekrar ediyor. Evet. Oradan da izleyebilirsiniz. Oraya da evet. abone olup bize destek olabilirsiniz. Evet. Lütfen destekleyin. Aynı şekilde Kanser Seyahatler sayfasını takip ederek de destekçi olabilirsiniz bizlere. Evet. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, ne kadar çok kişinin elinden tutabilirsek, moral olabilirsek ne mutlu bize. Kesinlikle. Her dilimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sürecimizde de yardımcı olmaya çalışacağız. Evet. Evet. Bu pozitif enerjimiz inşallah sizlere de yansır. İnşallah. Diyorum. Negatif enerjiyi iptal ediyoruz, pozitif enerjiyi her daim kabul ediyoruz. Filiz, sen konuşurken aklıma... Efendim bir tanem? Yüzümüzden gülümseme hiç eksik olmasın. İnşallah. Sen konuşurken de aklımda küçük bir şey vardı. İzninle onu paylaşmak istiyorum. Hani biliyorsun okul öncesi öğretmeniyim. Uzun yıllardır da hep sahada kaldım. Çocuklarla da aram her zaman çok iyi oldu. Onların bana iyi geldiğini düşünüyorum. Artık parantez açıyorum. Bana DM'den iki tane kaderdaşımız şöyle bir cümle geçirmişti. Hep dedim ki nerede bunu kullanabilirim? Hani seslenmek istiyorum. Şöyle dedi. Çocuğuna kanser olduğunu saklıyormuş,
işte anneannesine gönderen olmuş, babaannesine gönderen olmuş ki o iyileşme sürecinde, hani çünkü değişimimiz oluyor ya fiziksel olarak, evet, onu görmesini istememiş. Aslında bu onayladığımız bir davranış değil. Ben ulaşabildi, çünkü benim evladım yok ama çok fazla çocuklarım var. Bu süreçte de tabii ki kanser hastalar velilerimizde de çıkıyor ya da bu süreçte de karşı karşıya geldiğim noktalar var. Bu süreç aslında sevgiyle iyileşiyor, moralle iyileşiyor ve aile bu aşamada aslında birlik olmalı. Ben bile bu yaşımda tek başıma yaşarken bir anda öyle bir hayat döndü ki, annem geldi, babam geldi, kardeşlerim, gelinimiz, tekrardan aile aslında tekrardan bizi iyileştiriyor. Lütfen çocuklarınıza olduğu gibi sadece tek ayrıntı yaş gruplarına göre doğru ifadelerle anlatmamız lazım. Ama kesinlikle doğru olmayan hiçbir şey değil de doğru bir şekilde. Çünkü hastalık, bu arada bazı çocuklarımızın düşünce yapısı işte kanser ismi duyunca bulaşıcı bir hastalıkmış gibi algılanabiliyor. Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kanserli olana öpebilirsiniz, sarılabilirsiniz, dokunabilirsiniz. Hiçbir bulaşıcılığı yok. Sadece dediğim gibi yaş grubuna uygun cümlelerle net ve doğru ifadeler kullanırsanız birlikte aslında daha kolay çözüme ulaşırsınız. Lütfen çocuklarınıza yalan söylemeyin. Bunu söylemek istiyorum Filiz'cim, senin izninle. İlk gününden itibaren çocuklarım biliyorlardı mesela saçlarımın döküleceğinden, ilaçlara ağır olacağınız. Sevim ya, kartal yazmış. Evet, bir tane. Ben oğlumdan sakladım. Ben bedelini çok ağır ödedim diye. Evet. Sonuçları kendi çocuk psikolojisine şu mesajı alıyor. Annem ya da babam, çünkü kanseri sadece kadın üzerine koymayalım, başta da söylediğim gibi, benim yüzümden mi hasta oldu? Benden dolayı mı? Ben yaramazlık yapmıştım. Yani onların dünyaları o kadar farklı ki, eğer olayın içerisinden çocuğu uzaklaştırırsak farklı mesajları almaya yönelirler. Saklamak benim adam. Beni adam yerine koymadın mı demiş. O da yaş grubuna göre bir cümle kurmuş. Aslında içerlenmiş. Geçen de bir yazımda da paylaşmıştım. Aslında kız ve erkek çocuklarımız aynı duyguyu hissediyorlar. Sadece ifade ederken çok farklılar. Ama onlara yaklaşmayabilelim. Kendimize iyi gelirken onları kaybetmeyelim. Birlikte daha kolaylıkla olduğunu ben birebir deneyimlediğim için söylüyorum buradan. Ki aynı düşünceye sahip olduğumda biraz önce de görmüş oldum. Selamlar, evet, herkese. Yeni gelenlere de hoş geldin diyorum. Evet, yeni gelenler için yine duyurumuzu söyleyeyim. Söyle bir tane. Komedyen Tamer Göşkun, Hero Beron'un davetlisisiniz. Evet. Son sözü hanım söyler. Profilo Kültür Merkezi'nde 24 Haziran Cumartesi akşam saat 20'de gösterisi var. DM'den bize isim listesi gönderebilirsiniz. Ona göre biz de kendisine liste vereceğiz arkadaşlar. Evet. Evet. Dediğimiz gibi ilaçların yanı sıra motivasyona da ihtiyacımız var. Gülmeye, eğlenmeye de ihtiyacımız var. Bu bizim için bir fırsat arkadaşlar. Hep birlikte olacağız. O gün akşam sizleri bekliyoruz. Evet. Müsait olanları profilo, değil mi? Profilo gösteri merkezi, doğru mu? Evet. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'deki gösterim merkezine davet ediyoruz Tamer Bey aracılığıyla. Buradan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Böyle bir alan açtığı için bize, gerçekten moral bizim için çok önemli. Gelin hep birlikte o gün gülelim. Biz de tanışmış oluruz. Herkese davet ediyoruz. Tanışmış olan herkes davetlidir. Evet. Yeter ki bize DM'den isim belirtin arkadaşlar. Biz de kendisine isim belirtelim. Tamer'le birlikte olacağız isimlere. Evet. Orada aynı zamanda hep bir arada olacağız. Evet. Görüşmüş olacağız, tanışmış olacağız. Hı-hı. Biz Tuğba'yla bayağıdır görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz, evet, ama hiç yüzümüzü gelmedik. Evet. Hiç canlı bir araya gelmedik. O gün kısmet olsun, sağlıkla kavuşalım. İnşallah. Evet Tuğba'cığım, söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim. Valla dilim döndüğü kadar söylemeye çalıştım. Dediğim gibi aslında çok da böyle bir iki saatlik bir... Şu an ne aşamada?
Temmuz'un ilk haftası ben de bir tane PET'ten randevu alıyor olacağım. PET 3 ayda bir kontrollerim devam ediyor. İşte ilaçdır, iğnedir, bunlar da devam ediyor. Her şey yolunda. Hiçbir şikayetim yok. Çok şükür diyelim. Ne kullanıyorsun ilaç olarak şu an? Her gün attığım bu 5 yıl kullanmamız gereken tamoksifen var. Bir de her ay karından Zoletex yapıyor. Buradan da Deniz Hemşireme çok teşekkür ediyorum. O kadar hassas yaklaşıyor ki. Çok korkuyorum ben. Yani karına da yapmayın ya. Her yerimize bir şeyler yapıyorsunuz. Yapmayın. Bazı arkadaşlar biliyorlar. Ben normalde Zoletex'in 41.sini yaptırdım. Ben bir ara sayıyordum Filiz'cim. Artık saymıyorum. Yok, sayıyorum. Normalde 41.yi yaptırdım. İlk gün nasıl ağladıysam o gün de ağlıyorum. Resmen ağlıyorum. O gün bir duygusal bir boşluk muydu bilemiyorum, evet. Ama hastaneye adım attığım andan itibaren gözlerim akıyor. Perdenin arkasındayım, ilacı hazırlayacaklar. Ağlıyorum ama evet. Böyle. Alper Hoca geçti. Sen ağlıyor musun dedi. Ağlıyorum, hiç şey söyleyeyim. Konuşmak ister misin falan. Dedim hiçbir şey. Yani tek kelime bile etmiyorum ama gözüm akıyor. Hemşirem geldi, arkadaşlar geldiler o sırada. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama ağlıyorum ben. Tabii Zolarex yapıldıktan sonra normal şekle döndüm. Alper Hocam şöyle söylemişti. İlk defa seni ağlarken gördüm. Ben ilk ağladım. En son Alper Hocam'ın odasında ağlamıştım. İlk tanıştığım zamanlarda. İkincisi de bu. Evet. Bu da bilmiyorum. Zolarex bana çok, arkadaşlar beni anlıyordur. Sen de beni anlıyorsundur. Anlıyorum. Anlamaz olur mu bir tanem? İlinin ilacın acısı yok. O kadar ama değil. Kalın bir iğne. Sadece onun nasıl diyeyim, duygularımı da ifade edemiyorum. Onun kalınlığı psikolojik da olarak bana yer etmesi midir bilmiyorum. Kayınpederimle bile konuşurken o bile aynısını der. Gelin çok kalın değil mi? O da 3 ayda bir yaptırıyor mesela. Çok kalın. Sadece yaptırdıktan sonra hiçbir şey yok. Ama yaptırmadan önce o yarın strese de giriyoruz değil mi? Yani yeni ay geldiğinde ben mesela bayağı bir stres oluyorum. Olduktan sonra hadi bu ayı da atlattın diyorum ama olana kadar gerçekten stres oluyorum. Daha ne zamana kadar yaptıracağım diyorum her seferinde. Daha kaçıncı olacak bu, evet, diye soruyorum. Kendi kendime soruyorum. Evet. Ama bu bizim tedavimizin bir parçası. Bize şifa olacak inşallah. Şifa olsun diyoruz sonrasında. Evet. Hepimiz şifa olsun arkadaşlar. İnşallah. İnşallah. Bu arada evet. Sen ağladım dedin ya bir tanem. Ben de şeyi fark ettim. Fark ettim mi bilmiyorum. 16 Haziran'da doğum günümü kutladım. Sanırsın kına gecemi yapıyorum. Ay bir heveslendim. Elbiseler. Çünkü kuaföre ilk defa gidiyorsun. 777 mi? 777. Evet, benim süreçte aldığım eğitimlerde de biliyorsun hani enerjilerle de ilgilendim. Kök inançlar. Çok fazla faydasını gördüm. O yüzden de sevdiklerimle 77'yi paylaştım. Pastama da öyle bir 77 yazdım. 33-77. 33 yaşına girdim. İnşallah tüm güzelliğini, kolaylığını, ihtişamını bana gösterir. Çünkü gerçekten doktorum bana Haziran ayı gibi biter Tuğba demişti ama Haziran geliyor olmuyor. Haziran geliyor olmuyor. Bu Haziran'da böyle PET temiz çıktı. Sevdiklerim yanındaydı ya. Pasta geldiğinde ben ağlamaya başladım. Diyorum ben ağlamayacaktım. Bir yandan makyajımı yapmaya çalışıyor Alev. Etraftakiler şey yapıyor. Ama yani tutmuş, biz çok tuttuk kendimizi aşkım. Yani o ağlama, sevinç, gurur. Yani kendini tebrik ediyorsun, aferin sana diyorsun. Çünkü ben gerçekten sabırla doğum günümü bekledim. Çünkü hedefimi o güne koydum ki hepsi birden olsun.
Ama hiç o kadar ağlayacağımı düşünmezdim. Ama şunu söylüyorum aslında. Bu arada beni yakından tanıyanlar da etrafımda bu zor günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar yaşıyoruz. Ama aslında şu insan olmanın zorunluluğu yani bir parçası ama biz daha derinden yaşıyoruz. Çünkü güçlü durmak durumundasın, mutlu olmak durumundasın. Hatta babamla annem geldiğinde ben o kadar iyi rol yaptığımı zannediyorum ki babam anlamış yani. Sonra hatta Tuğba ile bir konuş var mı, bir sıkıntısı konuşmak ister mi diye. Sonra ben ertesi gün elime bezi aldım, tezgah sileyim de iyi olduğumu görsün falan. Sonra bana şey dedi mesela, ay benim kızım iyi olmuş da temizlik mi yapıyor? Yani o kadar kelimeler önemli ki, kelimeler o kadar sihirli ki sadece güzel sözler bizi iyileştirdiğini düşünüyorum. Ben de diyorum ki benim hak ettiğim dil tatlı dil. Ben de onu sunmaya çalışıyorum. Umarım herkes kendi hayatında tüm güzelliklerini böyle göre göre ilerler. Lütfen isyan etmeyin. Hiçbir şey için şikayet etmeyin. Var olduğunuz sağlığınız en büyük zenginliğiniz. Ben başka bir şeye eşittir sağlık yazıp eşittir koyuyorum. Karşılığı yok. Yani Filiz sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili bilmiyorum ama ikimiz de aynı yollardan geçen iki güzel insan olarak ben sadece bunu ifade edebiliyorum. Sağlık olursa her şey halloluyormuş arkadaşım. Bunu öğrendim yani. Anda kalın diyorum anda. Ben. Gerçekten. Ve aynı zamanda Tuğba arkadaşımızın da benim de Temmuz'un 6'sında petim var. Ben de duaları gibi bir ya da ikisi gibi almaya niyet ediyorum. Belki ben de aynı gün oluruz bilmiyorum. İnşallah güzel haberlerle olur. Evet. Arkadaşım ama Temmuz'da ikimizin de. Tüm arkadaşlara ben şifa diliyorum. Güzel haberler i̇nşallah. Almayı. İnşallah. Diyorum. Şifa üzerimize yazsın inşallah. Gerçekten artık ya. Hadi. Tamam olsun ya. Çok fazla yazılı sınav ver, sözlü sınav ver. Yani tamam da. Arkadaşım bu da bir sınav. O şekilde iyi bir şekilde bu sınavı da vereceğiz evet. Yani. Kesinlikle. Örnek vereyim. Şu an yeni bir sınavım var benim. Hı hı. Öncekinde demek ki biraz eksikler olmuş. Hı hı. Onun için tekrar bir sınava tabi tutulduk. İnşallah daha güzel olacak evet. Bundan sonrası için. Yani duamız o yönde, temennimiz evet. O yönde. Hı hı. Hani böyle bedende sanki hastalık oluşuyormuş gibi oluyor ya bir tanem. Ben işte bu... Hiç onu hissetmiyorum. Yani sadece biraz çabuk yoruluyorum. Hı hı. Kendi açımdan söyleyeyim. Hı hı. Biraz halsizliğim olabiliyor ama onun haricinde ben Filiz'im ya. Evet. Ben de Tuba'yım. Yani. Onun için kapanışı yapmadan önce yine evet. Hatırlatıyorum. Evet. Komedyenimiz Tamer Coşkun'un diğer bir adıyla. Bero. Oradan sayfasında takip edebilirsiniz evet. Arkadaşlar. 24 Haziran Cumartesi saat 20'de Mecidiyeköy Profilo Kültür Merkezi'nde son sözü karım söyler. Çok da güzel. Davet değil mi sloganında? Çok güzel. Ben çok beğendim. Aynen ben de aslında soracaktım ama kendisi daha fazla evet. Katılamadı. Evet kendisi başka bir yerde olduğu için çok kısa dahil oldu ama o da değerli vaktini bizimle paylaştığı için bir kez daha buradan çok teşekkür ediyorum. Bir mesaj vardı ama göremedim. Hakkınızı helal edin. Vallahi okuyamadım. Hızlı geçti. En güzel başlangıçlar sizin olsun. Hepimizin olsun. Hepimizin güzel olsun. Sadece bize olsun. Değil. Biz birlikte güzel doğumlarınızı dilekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet son sözünü alayım Tuğba'cığım. Ben şöyle demek istiyorum bir tane. Ay bir mesaj daha geldi. İstersen ben mi okuyayım sen mi okursun? Sen daha hızlı görüyorsun bir tanem. Daha tecrübelisin canlı yayınlarda. Yüzünüzdeki gülümsemeler hiç eksilmesin inşallah. Daha çok yüreklere dokunmanızı dilerim. Çok teşekkür ediyoruz inşallah sizlerle i̇nşallah. Birlikte. Ay ben Esra'yla dokunacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum aslında arkadaşım. Neden böyle bir süreçle karşı karşıya geldin sorusunu sorduğumda aslında şu cevabı alıyorum. Ben aslında insanları çok seviyorum. Çocukları, aklına ne geçiyor? Canlı olan her şey, hatta cansızın da onun da enerjisi olduğunu bildiğim için. Ama şöyle ben kendime geç kaldığım için şöyle diyorum. Hani bir başkasını çok seviyoruz ya, anneyi çok seviyoruz, babayı, çocukları, eşi, partneri.
Ben de diyorum ki bir başkasını sever gibi kendini sev. Her gece yatmadan önce kendine teşekkür et. Benim yaptığım çalışmalar da var. Eğer senin de iznin olursa her ay bir kere de olsa dilim döndüğü kadar da meditasyon olsun, farkındalık olsun, bunu da seslendirmesini de yaparım. Ama ufacık bir şey söylemek istiyorum. Her gün 10 dakikada olsa kendinizi ayırıp elinizi kalbinize koyup seni seviyorum Tuğba isminizi söyleyerek Filiz diyebilirsiniz, Ayşe sen kimsen, hangi güzel insansan. Erkekler de bu arada, erkekler de bizim çok kıymetliyiz. Hep böyle bayan bayana, dirsek dirseğe gibi görünüyor ama hepsi bizim için çok kıymetli. Elinizi kalbinize koyup seni seviyorum Tuğba, seni seviyorum Tuğba, seni seviyorum Tuğba, senden özür diliyorum Tuğba, senden özür diliyorum Tuğba, senden özür diliyorum Tuğba ve sen beni affet, beni affet, beni affet. Her gün 10 dakika kendinizle baş başa kaldığınızda muazzam farkı görüyor olacaksınız. Çünkü biz biraz kendimizi ihmal ediyoruz, geri planda bırakıyoruz ama yine söylüyorum, bir başkasını sever gibi sev kendini. İlave yapmak istiyorum buna. Tabii ki. Hamdolsun bugünümüze. Çok şükür bugünümüze. Vallahi iyi ki varız arkadaşım. Keşke yan yana olsaydık da kapattıktan sonra karşılıklı bir kahve içseydik seninle. Ne yapacağız onu? Kuliste de davetliyiz bu arada. Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha Tamer Bey'e. Tamer Coşkun, Hero Bero sayfasında Instagram'dan. Bizim de bu arada Instagram, Filiz Hanım'ın da ayrı var. Benim de öyle. Takip edebilirsiniz. Seve seve kalbimizi, sayfamızı size açıyor oluruz. Özellikle Kansersiz Hayatlar'ın sayfalarını takip evet. ederseniz, onlara bize destek olursanız çok teşekkür ederiz. Sayfalarınızı evet. da paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bizim için iyidir. Evet. Onlar için de iyi olacağı kanaatindeyiz evet. inşallah. Yalnız değilsiniz yani, hiç merak etmeyin. Her şey yerli yerine geliyor. Ben yayınıma katıldığın için, bu güzel ortamı ayarladığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Her zaman platform olarak motivasyona önem veriyoruz. Evet. Bugün çok güzel bir motivasyon oldu bizim için. İnşallah evet. cumartesi de aynı şekilde olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Yayına katılan, bu videoyu izleyecek tüm arkadaşlarıma şifa diliyorum. Hı hı. Sağlıklı olan arkadaşlara da diyorum ki bedeninizi tanıyın. Evet. Lütfen ihmal etmeyin kendinizi. Ve biraz bir tane yayını kaydediyor olursun değil mi? Sonradan da izlemek isteyenler olacaklar. Tabii ki kaydediyorum. Aynı zamanda YouTube hesabında da paylaşıyorum tamam, bunu. Tamam. Facebook hesabımız da var. Orada da paylaşıyorum. Tamam, yine yayınımız paylaşılıyor arkadaşlar. Tamam. Beni de yayına evet. davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum arkadaşım. İyi ki varsın. Umarım küçücük de olsa bir katkımız olmuştur bu gece. Sayfa sadece benim değil. Bu tanıyan herkesindir. İyi ki varsın gerçekten. İyi ki varsın arkadaşım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayatı sevin. Kanseri yenin. Allah'a emanet olun. Evet. Hoşçakalın. Kaydınızı merak etmeyin. Hoşçakalın.